Erikli ile bir tartışma yaşadınız. Yani bir insan erikli suyla nasıl tartışma yaşayabilir? Bilmem. Nereden çıktı? Şimdi onu Twitter'dan hatırlatayım. Şimdi bir gazetenin haberi var. Uludağ'da dereler boş, su şirketlerinin kasaları dolu başlıklı bir haber. Bir gazetede çıktı. Evet. Önemli bir gazetede. Önemli bir gazete, muhalif bir gazete. Evet. Şimdi bu gazete şunu söylüyor. Büyük su firmaları kaynağından değil de derelerden suları alıyor, değil mi? Özeti bu. Öyle diyor. Gazete o. Bugün derneğimiz Doğa Dere'yle birlikte Uludağ'dan Bursa'mıza inen dereleri incelemeye başladık. Bu incelediğimiz 8. veya 9. dere ve hiçbir derede su yok. 1 gram su yok. Ama her derenin yakınında bir su borusu borulara hapsedilmiş ve su şirketlerine gittiğini görmekteyiz. Yani Uludağ'ın dereleri kuru, boş ama su şirketlerin kasaları ve su şişeleri dolu. Onu görüyoruz. Bu gazete şunu söylüyor. Büyük su firmaları kaynağından değil de derelerden suları alıyor, değil mi? Özeti bu. Öyle diyor. Gazete o. Siz de bu haberi alıntılayarak Erikli'ye bir soru sordunuz. Dediniz mesela ki. Mesela dedi üstelik de. Mesela Erikli Uludağ kaynak suyu olduğunu söylüyor. Yönetmeliğe göre kaynak suyunun bir tarifi var. Ve dere suyu kaynak suyu değildir. Evet. Başta Erikli için bakanlık acaba bir açıklama yapar mı? Sonra Erikli size gayet küstah bir yanıt vermiş. Merhabalar, konuyla ilgili en kısa sürede geri dönüş yapabilmemiz için ulaşabileceğimiz irtibat numaralarını DM yoluyla paylaşmanı rica ederiz. Paylaşmanı. Sanki Erikli ile arkadaşsınız yani. Evet. Siz de önce sen değil siz, sonra cevabınızı özel numarama değil kamuya açık olarak bekliyorum şeklinde bir tırnak içinde söylüyorum kapak yapıştırmışsınız. Peki. Varsa bir cevabınız bana özel vermeyin. Tamam. Kamuya açık çünkü suyu hepimiz içiyoruz. Nedir bu işin aslı aslı? Şimdi bu sadece Erikli'yi değil, Erikli'yi özelde tabii Türkiye'deki en büyük, en fazla satan firma olduğu için mesela Erikli diye başladım. Mesela Erikli, evet. Şimdi ortaya enteresan bir şey çıkıyor. Kaynak suyunun gıda nizamnamesine göre Tarım Bakanlığı'nın bir tarifi var. Kaynağın kendisinden alacaksınız suyu. Direkt kaynaktan. Direkt kaynaktan aktığı alacaksınız. Yerden. Aktığı yerden. Bunu böyle derelerden alacaksınız, kaptajla toplayacaksınız, bilmem nereden, artezyenden çıkaracaksınız. Bunun adı kaynak suyu olmuyor. Bu işlenmiş su oluyor. İşlenmiş su dünyanın birçok yerinde var. O zaman işlenmiş su yazın. İşlenmiş su yazacaksınız. Ozonman mı işlediniz, başka türlü mü işlediniz, onu yazacaksınız. Bu başka Düzce'de çıkan sular içinde varit olabilir ama Uludağ'dan hareketle söyledik. Şimdi konu önemli. Ben bunu başka bir konudaki hassasiyetimden söyleyeyim. Manda yoğurdu diye yoğurtlar satılıyor. Üzerinde manda yoğurdu yazıyor. Benim yeğenimin inek sütü alerjisi var. O mikroskopik yazıları tetkik ettiğimde evet. Baktım. İçinde %50 inek sütü vardır, %50 manda sütü vardır diye manda yoğurdu diye satıyorlar. Böyle şey olmaz. Nitekim satan market zinciri, ismini vermeyelim şimdi. Market zincirine sorduğumda gayet onlardan da küstah bir cevap geldi başta. Bize ne firma böyle yaptıysa diye, hayır bunu yapamazsınız dedim. Sen burada satıyorsan bu malı sen evet. Garanti etmiş oluyorsun. Nitekim oradaki münazaralardan sonra bir ay sonra bütün etiketler değişti. Ve manda yoğurdunun içinde, manda sütü yani yapılmış yoğurdun içinde ne kadar inek sütünde olduğunu görünür bir şekilde belirtme durumuna geldiler. Şimdi Erikli sattığı suyu satsın. Ama kaynak suyuysa kaynak suyu diye satsın, kaynak suyu değil ise burada halka aldatacak bir şekilde girmesin. Burada da sorumun muhatabı Erikli'den evvel Tarım Bakanı. Evet. Şimdi bu bakanlıklar niye bizim bu sorularımıza cevap vermiyorlar? Ben buradan CİMER'e sesleniyorum. Zaten CİMER'e tekliyip evet. Yolladım. Sizin bu şimdi bakanların her biri Cumhurbaşkanlığı'na bağlı insanlar. Evet. Başka yerden murakabe etmeli imkanı yok. Soru. Enerji Bakanı'na sorduğumuz soruyu buradan tekrar ediyorum. Vermiş olduğunuz maden ruhsatlarındaki kamu payının ne olduğunu listesini açıklayın. Bunu açıklamak sizin mecburiyetiniz. 2. Kaynak suyu diye su satan firmaların hepsinin Tarım Bakanı olarak murakabesini yaptınız mı? Denetimini yaptınız mı? Kaynağın debisi nedir? Satılan su nedir? Evet. Şimdi Erikli bana çok basit bir cevap verebilirdi. Bizim kardeşim 27 tane kaynaktan su topluyoruz. Evet. Kaynak tam kendisinde yapıyoruz. Kaynakların debisi yaz kış şu kadardır. İşin enteresan tarafı
debi yazın düşüyor. Su evet. sarfiyatı tüketimi yazın artıyor. Nereden buluyorsun bu suyu? Dereden mi? Bilmiyorum. Cevabını versinler. Bilmiyorum. Onun evet. cevabını versinler. Yani bu suyu nereden buluyorsun sen? Çünkü artezyenden diyen var, dereden diyen var. Sen şöyle bir açıklama yapacaksın. Bizim kaynaklı, Tarım Bakanı yapacak bu açıklamayı. Murakabe ettikten sonra. Erikli'nin işlettiği şu kadar kaynak var. Kaynakların kış debisi şudur, yaz debisi evet. şudur. Erikli'nin satışlarına da miktar olarak baktığımızda, para pulundan alakamız yok. Bu tutuyor veya tutmuyor diyecek. Ha, bu kadar basit. Bu da bakanın sorumluluğunda. Evet, umarız yanıtlarını alırız. Alana kadar evet. soracağız. Bu arada da bir şey söyleyeyim. Çok kısa alayım. Haberin ilk başında haberi ortaya koyan gazetenin bu konuda fikri takip yapmamasında hayretle karşılıyorum. Acaba reklam mı alıyor? Bilemeyiz. O soruyu da onlara sor. Firmalara çatamıyor medyaya. Çok bu soruyu da onlara sormuş olalım. Allah'tan sosyal medya var, rahatız. Erikli benim sorduk sponsorum bizde. Değil. Rahat rahat konuşabilirim. Biz de sorduk. Çok sağ olun, ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. 10. köyü noktalıyoruz, hoşçakalın.